Hamam kültürü biz Türklere aittir ve çok tarihi bir hamama gidiyoruz şimdi. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörlere mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere İstanbul Sultanahmet'ten seslenmekteyiz. Tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın konuğu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Çağ Çağdaş Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Çağ Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çağ Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Çağ Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Biz üç kardeş bir aile şirketiyiz. Evet. Yaklaşık 40 yıldır hep birlikte işletiyoruz. Hı hı. 276 yıllık evet. Tarihi Cağaloğlu Hamamı'nı 3 kardeş burada omuz evet. omuza sırt sırta evet. verdiniz, mücadele ediyorsunuz ve 25 yıllık da mülk sahibi olarak, işletmeci olarak burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Efendim biraz Tarihi Cağaloğlu Hamamı tarihi hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Cağaloğlu Hamamı 1741 yılında 1. Mahmut tarafından yapılmış. Hı. Öncesinde bir kütüphane var. Kütüphanede çıkan yangından sonra 1. Mahmut Ayasofya Camii'ne gelir amaçlı Cağaloğlu Hamamı'nı yaptırıyor. Evet. Cağaloğlu Hamamı Osmanlı yaptırdığı en büyük çift hamam. Tek barok yapılı hamam. Evet. Öyle bir özelliği var. Türkiye'nin de ilk şirketi bu arada Cağaloğlu Hamamı. Evet. 276 yıllık evet. bir serüven var. Efendim burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Tabii ki de. Hizmetlerimiz yıkanma hizmetimiz var, kese hizmetimiz var, masaj hizmetimiz var. Köpük hizmetimiz var, yağlı masaj hizmetimiz var. Evet. Bay bayan bölümleri ayrı Cağaloğlu Hamamı'nda. Müşterilerimiz bittikten sonra tarihi bir bahçemiz var. Hı hı. Orada güzel bir şöminemiz var. Onun önünde buluşup ayrıca orada içecek ikramlarımız, hı hı. yiyecek ikramlarımız oluyor. Evet. Ayrıyeten bir de açık bahçeniz bulunmakta. Evet. Bunun dışında orada da keyifli vakit geçirebilir. Tabii orada kınalar oluyor, gelin hamamları oluyor, o tip şeyler. Evet. Osmanlı kültürünü hala devam ettiriyorsunuz burada. Evet. Efendim oldukça güzel bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir Çağ Bey? Vallahi bizim için öncelikle temizlik çok önemli. Kesinlikle. Müşterimiz de çok hassas bu konuda. Cağaloğlu Hamamı nanoteknolojiyle temizliyor. Bu basında da zaten yansıdı basına da. Hı hı. Temizlik bizim en önemli kriterimiz. Evet, şu anda izleyicilerimiz ekranın diğer tarafında da mekanın iç ve dış görüntülerini evet. de izliyorlar. Evet. Ne kadar hijyenik ve temiz olduğunu kendileri de görüp kanaat getirebilirler. Evet. Efendim sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz elbette ki. Evet. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme bulunmakta. Evet. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Neden insanlar Tarihi Cağaloğlu Hamamı'nı tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir Çağ Bey? Cağaloğlu Hamamı'nın özelliği barok yapılı olması, daha biraz batı kültürüne yakın olması. Turistleri bu yüzden çok dikkatini çekiyor. Evet. Bir sürü film çekildi, aşağı yukarı 110 tane film çekildi, reklamlar çekildi, defileler oldu. Evet. Bir sürü ünlü sanatçı dünyanın birçok yerinden ziyaret ediyor bizi. Hamamın da girişinde zaten bunların resimleri var gördüğünüz evet, gibi. Evet, kataloglarda, broşürlere de bunları yeni yansıttık, evet. biliyoruz. Evet. Efendim, biraz önce belirttiğimiz gibi 276 yıllık bir serüven. Evet. Bugünlere kadar geldi. Son 25 yıldır da siz bunu devam ettiriyorsunuz. Evet. Önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda Cağaloğlu Hamamı'nın bir kitabını çıkarmayı düşünüyoruz. Onun üstüne çalışıyoruz. Hı hı. Bir de hamamda kullanılan taslar, ibrikler, takunyalar ve peştemallarla ilgili bir sergi düşünüyoruz. Evet. Bunun üstünde çalışıyoruz. Evet. İnşallah hayallerimizi yakın zamanda gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu da başaracağınızdan bizim asla şüphemiz yok. Sağ olun. Çağ Bey, aynı anda burada kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Yaklaşık 150 kişi aynı anda yıkanabilir. 75 erkeklerde, 75 bayanlarda aynı anda yıkanabiliyor. 150 kişi aynı evet. anda burada hizmet evet. verip burada ağırlayabiliyorsunuz. Efendim son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize, tüm Türkiye'ye buradan bu kültür hakkında neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Tavsiyelerim şöyle olur. Evde yıkanmakla hamamda yıkanmak arasında çok büyük bir uçurum var. Evet. Evde çünkü ölü derinizi kese yapamıyorsunuz. Sadece yıkanıp çıkabiliyorsunuz. Evet. Hamamda kese olmak vücut sağlığı için çok önemli. Vücudunuzdaki toksinleri atıyorsunuz. Bir rahatlama, gevşeme oluyor. Evet, kesinlikle. O yüzden müşterilerimizin bu bize Osmanlı'nın bıraktığı mirası
satmalarını, sürdürmelerini diliyoruz. Evet, efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sağ olun.